Amerika kıtasının keşfi dendiğinde aklımıza 1492'de Kristof Kolomb'un bu kıtayı kazara keşfedişi gelir. Ama bu videoyu 1492'den değil daha öncesinden başlatmak istiyorum. Acaba Kristof Kolomb'un bu yolculuğa çıkmasının sebepleri neydi? Kolomb'un Amerika'da ne işi vardı? 1450'li yıllarda Avrupalıların gözünde dünya nasıl bir yerdi? Ekranda gördüğünüz bölgeler 1450'lerde Avrupalıların bildiği yerlerdi. Yani onlar için dünya bundan ibaretti. Tabii bu kadar detaylı bir haritaları yoktu ancak bazı ülkelerde bol kaynakların olduğunu biliyorlardı. Mesela Hindistan'da, Çin'de, Orta Doğu'da. Kaynak derken ipek ve baharat gibi müthiş ticaret ürünlerini kastediyorum. Kısacası Avrupa ve Afrika dışında da bazı yerleşim yerlerinin olduğundan haberdardılar. Ancak buraları daha ziyade ufak adalardan ibaret sanıyorlardı. Yani Atlas Okyanusu'nun öte tarafında kocaman kıtalar olduğunu düşünmemişlerdi. O dönemde pek çok insan dünyanın düz olduğunu da sanıyordu. Tabi antik Yunan'dan beri eğitimli insanlar, filozoflar ve araştırmacılar dünyanın yuvarlak olduğunu biliyordu. Hatta dünyanın çevresinin yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğunda olduğunu tahmin etmişlerdi ki bu doğruydu. Ellerindeki gemi teknolojisiyle, mürettebata yetecek kadar su ve gıda ile batıdan doğuya doğru gidip, oradan doğuya varmanın, daha doğrusu batıya doğru, sürekli batıya doğru gidip oradan doğuya varmanın imkansız olduğunu biliyorlardı. Peki, amaç doğuya varmaksa neden batıya doğru gitmeyi düşündüler? Neden doğrudan doğu yönünde ilerlemeyi düşünmediler ki? Bunun sebebi karayollarının uzun ve masraflı olmasıydı. Çünkü Orta Doğu, Kuzey Afrika, hatta e, İspanya'nın bir bölümüne Müslümanların başta olduğu imparatorluklar hakimdi. Örneğin Osmanlılar veya Endülüs Emevi Devleti gibi. Dolayısıyla Çin, Hindistan, Orta Doğu, Anadolu, Trakya güzergahındaki ticareti düşündüğümüzde aklımıza pek çok imparatorluk ve devlet gelmeli. Bu güzergah üzerindeki devletler vergi topluyor, ürünler üzerinden belirli bir kar yüzdesi alıyordu. Dolayısıyla ürünler Batı Avrupa'ya ulaştığında epey pahalanmış oluyordu ve Akdeniz Müslüman hakimiyeti altında olduğu için buralardan gemi geçirmek de Avrupalılar için pek cazip değildi. Peki Afrika kıyılarından ilerlemek? Aslında bu güzergah Avrupalılar için cazipti ama işe bakın ki buralarda da rüzgar ters esiyordu. Yani Afrika'yı aşıp Hint Okyanusu'na ulaşmak tehlikeliydi. İşte böyle. O halde şu soruyu sormak istiyorum. Ticaretin kara yollarıyla değil de deniz yollarıyla yapılmasına nasıl karar verildi? Buna yanıt bulmak için İber Yarımadası'na yakından bakmamız lazım. Evet, burası İber Yarımadası. O dönemde buraya hakim olan farklı gruplar var. Güneyde Müslümanlar var. Evet, burada Emevi devleti var ve bu bölgeye Endülüs adını veriyorlar. Ben aşağıya yazdım ama aslında burayı kastediyorum. İspanyollar ise buraya Granada diyorlar. Yarımada'nın batısı ise Portekizlilerin hakimiyeti altında. Hatta bu durum günümüzde de devam ediyor. Doğuda Aragon Krallığı var. Yarımada'nın merkezinde ise Kastilya Krallığı yer alıyor. İşte Avrupalılar için burası bir nevi dünyanın sonu. Avrupa kıtasının en güneybatı ucu burası ve buranın ötesinde ne olduğunu kimse bilmiyor. 1400'lerin başlarına kadar Portekiz prensi denizci Henry ya da orijinal adıyla Henrique gemilere de seyri sefer teknolojilerine yatırım yapmaya başlıyor. Gemilere, gemilere ve seyri sefer teknolojilerine yatırım yapmaya başlıyor. Portekizliler o dönemde Caravela adında yeni bir gemi türü keşfediyor. Caravelalar okyanusta gidebilecek kadar büyük gemiler ve manevra kabiliyetleri yüksek. Ayrıca rüzgara karşı da seyirlerine devam edebiliyorlar. O halde Afrika kıyılarından rüzgara karşı gitmek sorun olmaktan çıkmalı, değil mi? Bu sebeple 1400'lerin başlarında Portekizliler keşif yolculuklarını Afrika'nın aşağı kıyılarına kadar genişletiyorlar. Burada Kanarya Adaları ile karşılaşıyorlar. Yukarıda da çok küçük Madeira Adası var. Bir de Azor Adaları var. Portekizliler buralarda ihracat ürünleri yetiştirmek için mükemmel bir iklim olduğunu keşfediyorlar. Özellikle de şeker burada başı çekiyor. Sonra Kanarya Adaları'nda Guanche yerlilerinin yaşadığını görüyorlar. Bu yerlileri hemen köleleştirmek istiyorlar ancak kısa sürede fark ediyorlar ki bu insanlar hastalıktan ölüyor. Yerlilerin neden Avrupalılardan bulaşabilecek hastalıklara karşı hassas bünyelerinin olduğu ayrı bir konu. Sonra buna değiniriz. Evet, şeker gibi ürünlerin üretimi demiştik ama Avrupalıların bunları üretecek iş güçleri yok. O yüzden de Afrika kıyılarında ticaret merkezleri kuruyorlar. Bu merkezlerde Afrikalı ya da Arap tüccarlardan köle satın alıyorlar. Bu Afrikalılar ya da Araplar uzun süredir Afrika'nın iç bölgelerinden kıyı kesimine doğru köle ticareti yapmış olan kimseler. Kısacası 1400'lerin başında Portekizlerin keyfi yerinde. Sömürgecilik sisteminin başını çekiyorlar. Plantasyon sistemini icat edenler de onlar. Tüm bunların sonucunda epey zengin oluyorlar. Dolayısıyla Avrupalıların gözleri Portekiz'e dönüyor ve onların yaptığını nasıl yapabiliriz diye düşünüyorlar. Bu sırada İber Yarımadası'nda siyasi ve dini çalkantılar yaşanıyor. Kastilya, Kastilya ve Aragon krallıkları birleşiyor. Neden derseniz Aragonlu Ferdinand ile Kastilyalı Isabella 1469'da evleniyorlar. Kastilya ve Aragon krallıkları birleşince yeni adları İspanya Krallığı oluyor. Bu iki Katolik lider Reconquista yani yeniden fetih denen bir süreci başlatıyor. Neden yeniden fetih? Çünkü Müslümanların hakimiyeti altındaki bölgeleri yeniden Hristiyan hakimiyeti altına alıyorlar. Bazı tarihçilere göre bu Haçlı zihniyetinin bir devamı. Evet, Ferdinand ile Isabella 1492'de Endülüs bölgesindeki Müslümanları buradan sürüyor. Evet, böylece 1492'ye gelmiş olduk. Burada artık Avrupalıların lüks malları olan arzusundan bahsediyoruz bir de milliyetçilik düşüncesinin yeşermeye başladığını söyleyebiliriz. İspanya'nın en yakın komşusu Portekiz inanılmaz zengin olduğundan belki arada bir düşmanlık da başlamış olabilir. Bir de denizcilik anlamında Karavela'nın icadından ve okyanusta seyri sefer yapmanın mümkün hale gelmesinden bahsetmiştik. İşte bundan sonra Christophe Colomb'un seferleri başlayacak.